Ya aslında komite özel olarak bu kararın uygulanıp uygulanmadığını özel olarak kendi gündemine almadı. Biliyorsunuz bu tür kararların uygulanıp uygulanmadığını kişiler kendileri de başvuru yapabiliyorlar avukatları aracılığıyla. Bir de sivil toplum kuruluşları olarak başvuru yapılabiliyor. Bizler de içerisinde sivil toplum kuruluşlarının olduğu tekrardan bir başvuru yaptık. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ve bu 2014 yılında alınmış olan kararın halen uygulanmadığını ve uygulanması gerektiğine dair bir başvurumuzu yaptık ve Eylül ayında tekrardan gündeme alacak. Bakanlar Komitesi yaptığımız başvurular olmadığı takdirde ya da kişilerin yaptığı başvurular olmadığı takdirde komite genelde gündeme almıyor. Bunun sebebi de politik sebeplerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye taraf. Türkiye taraf olduğu için mahkemenin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı ve uygulanması gerekiyor. Anayasanın 90. maddesinde şöyle bir düzenleme var. Uluslararası sözleşmelerin iç hukuktaki uygulama alanı kanunların üstündedir diyor. Yani aslında bir uluslararası mevzuat ile iç hukuktaki bir düzenleme çatışırsa burada üstün olan uluslararası sözleşmedir. Yani burada aslında verilmiş olan bir kararı uygulamak için evet teknik anlamda daha sonraki süreçler açısından bir yasa değişikliğinin yapılması gerekiyor ama aslında bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını objektif ve tarafsız bir yargıça götürüp bir başvuru yapıldığında aslında yargıcın yapması gereken şey Anayasa Mahkemesi'nin 90. maddesine göre bu kararı uygulamak daha sonraki olabilecek sorunlar açısından da meclis kanalıyla bir değişikliğin yapılması gerekmekte. Komitenin yaptırım gücü yok mu? Daha önce Azerbaycan'la ilgili benzer bir süreç sürece geçildi. Kararı uygulamayan Azerbaycan'a en son olarak konseyden atılma uyarısı verildiğinde Azerbaycan o kararını uygulamak zorunda kaldı ve konseyden atılmadı. Yani aslında yaptırım gücü olarak ciddi bir yaptırıma tabi. Ama maalesef siyasal dengelerden kaynaklı olarak bugün her ne kadar gündemde daha çok olan Osman Kavala kararı, Demirtaş, Figen Yüksekdağ kararları daha çok gündemde olmasına rağmen, onlarla ilgili süreç biraz daha hızlı yürümesine rağmen 2014 yılında verilmiş olan bir kararla ilgili maalesef süreç çok ağır işliyor. Demokrasi genişletilmediği sürece, hak ve özgürlükler genişletilmediği sürece bu talepler hep olacak. Bu ülkede hep istemediğimiz, tasvip etmediğimiz maalesef sorunlar yaşanmaya devam edecek. Bugün Anadolu gibi bir coğrafyada, Mezopotamya'nın beşiği olan bir coğrafyada bu kadar binbir farklı renklerin, kültürlerin olduğu bir coğrafyada, tekli bir düzenin hakim sürdüğü bir coğrafyada maalesef sorunun tek çözüm kaynağı demokrasi. Demokrasinin de anahtarının biz İmralı'da bulunan ve yıllardır tecrit altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme olmadan sağlanmayacağını biliyoruz.